Şimdi ilk olarak Doktor Şenay Öztürk Yılmaz hocama sözü veriyorum. Hocam buyurun. Süremiz Teşekkür 15 dakika. ediyorum. Buyurun hocam. Öncelikle tüm hocalarımı ve sayın konukları selamlıyorum. Sizlere anlatabildiğim kadarıyla, süremin yettiği kadarıyla Sırp Kilisesi'nin 1766 yılına kadar olan sürecini genel ifadeleriyle burada anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Sırpların Balkanlara geliş noktası bilindiği üzere Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra gerçekleşiyor. Bölgeye gelen Sırpların ilk yerleşim bölgeleri Raşka olduğu için kendilerine Raşkalılar adı da veriliyor. Burada Ortodoks Hristiyanlığı benimsiyorlar. Çünkü yerleştikleri bölge zaten Ortodoks Hristiyanlığının yayıldığı bir alan. Zupayam adı verilen kabileler halinde yaşıyorlar ve büyük liderleri Zupa'nın 9. yüzyılda Hristiyanlığı benimsemesinin akabinde de kendileri Ortodoks Hristiyanlığa 10. yüzyıldan itibaren daha hızlı bir şekilde giriyorlar. Belirli bir süre Ohri Başpiskoposluğuna bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Sırplar artık kendi bağımsız kiliselerini kurma mücadelelerini 13. yüzyılda başlatıyorlar. Bu teşebbüse de ilk olarak Sava'nın babası olan Sırp papaz Nemanja girişiyor. Bağımsızlık mücadelesini oğlu Sen Sava kendi döneminde de devam ettiriyor ve 1219 yılında artık bağımsız bir Sırp kilisesini kuruyorlar. Tabii faaliyetleri 1219 yılında bu kilisenin kurulmasında şöyle bir önemli durum var. Bu kiliseyi kurarken İstanbul Patrikhanesi'nden ya da işte kendi bağlı bulundukları Ohri Başpiskoposluğundan izin alamayacaklarını bildikleri için İznik Patriği'nden izin isteyerek bağımsız kiliselerini kurabiliyorlar anca. Zaten ilişkiler oldukça gergin o dönemde. Bunu bilen Sava da İznik Patrikliğinden iznini alarak 1219 yılında bağımsız Sırp kiliselerini kuruyorlar. Kilise genel hatlarıyla ifade edeceğim. 1346 yılında patriklik seviyesine çıkıyor. Stefan Duşan döneminde tabii Sırp devleti artık en geniş topraklarına yayılmış durumda. Ve kilisenin patrikhane seviyesine çıkması oldukça önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Fakat burada yine bir önemli ayrıntı var. İstanbul Patrikhanesi yani bağımsız kilisenin kurulmasını istemezken kendi başına patriklik derecesini kuran Sırpların otoritesini de tanımıyor. Ta ki 1375 yılına kadar, çünkü 1375 yılında Lazar döneminde Sırplarla Bizanslılar arasındaki ilişkiler oldukça dostane bir hal alıyor, yumuşuyor ve artık İstanbul Patrikhanesi de Sırpların bağımsız patrikhanesini ve onların patriklik derecesini tanıyarak aradaki birbirlerine karşı yaptıkları aforozu da kaldırarak varlıklarına devam ettiriyorlar. 1346 yılında İpek'te aslında kurulan bu patrikhanenin önemi Sırplar için büyüktür. Yani hem Sırplar hem de bölge siyaseti ve dini açısından. Öyle ki Sırpların ilk ulusal kilisesidir. İlk milli kilisesidir ve artık Sırp milliyetinin, Sırp kimliğinin oluşmasında önemli bir faktörü, etkisi olduğu da aşikardır bu patrikhanenin. 1346 yılında kurulan bağımsız bu Sırp patrikhanesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde bölgenin hakimiyetinin yavaş yavaş ilerlemesiyle beraber 1455 yılında Semendire'ye nakledilmiştir. 1455 yılından 1459 yılına kadar yani tamamen kapatılmasa da çok az ve artık zayıf bir şekilde varlığına devam etmiştir. 1459 yılında ise tamamen kapatılmış ve İstanbul Patrikhanesi'ne bağlanmıştır. Zaten bu süreçten sonra biz İpek Patrikhanesi'nin 16. yüzyıl ortalarına kadar olan faaliyetleriyle ilgili çok az şey biliyoruz. Yani muhtemelen tamamen kapatılmamışsa da kilisenin teşkilatı oldukça zayıflamış bir durumda olduğu tahmin ediliyor. Dediğimiz gibi ta ki 16. yüzyılın ortalarına kadar. 1557 yılında Osmanlı hakimiyetinde patrikhanenin tekrar restorasyon edilerek tekrar açılmasına karar veriliyor. Tabii bunun çok farklı nedenleri var. Birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Balkanlarda bir düzenli kilise hiyerarşisi bulunmuyordu. Osmanlı Devleti de malum olduğu üzere kendi tebaası olan gayrimüslimleri ancak düzenli ve istikrarlı bir kilise organizasyonuyla kontrol altında tutabiliyordu. Balkanlardaki durum oldukça karışıktı. İşte kiliseler arasında
bir çekişme vardı. İstanbul Patrikhanesi Ohri ile Sırpları kiliselerini kışkırtıyordu birbirine karşı. Osmanlı Devleti de aslında Sırpları ulusal bir kurum olan bu patrikhanede toplamak ve onları daha düzenli bir şekilde kontrol altına almak için patrikhaneyi tekrar açma kararı almıştır. Bunda Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın etkisi de çoktur. Zaten 1557 yılında açıldıktan sonraki atanan ilk patrik de bazı kaynaklara göre kardeşi Makari, bazı kaynaklara göre de kuzeni olan Makari'dir. 1457 yılından sonraki süreç ikinci patrikhane olarak adlandırmamız mümkün. İlk dönemki kilise ve patrikhanenin mevcut olduğu dönemdeki en büyük farkı patrikhanenin hakimiyeti altında bulundurduğu saha ile ilgili. Çünkü artık Osmanlı hakimiyetinde açılıyor bu patrikhane ve kendisine geniş alanlara yayılma imkanı veriyor. Daha fazla yetkiler bulunuyor patriğin. Tabiri caizse Osmanlı Devleti içerisinde dini bir kurumdan ziyade Sırp Devleti, vasal bir Sırp Devleti hüviyetinde olduğunu söylememiz de yanlış olmayacaktır. Yani sınırlarından biraz bahsetmem gerekirse Macaristan'ın iç kısımlarına kadar, Hırvatistan'a, Dalmaçya'ya, Venedik kıyılarına kadar uzanıyor. Osmanlı hakimiyetinde bulunan tüm toprakları, hatta bazı topraklar Osmanlı hakimiyetinde olmasa da oradaki Sırplar bu çatı altında böylece toplanmış oluyor. Tabii her şey böyle güzel bir şekilde ilerliyor. İşte hani Osmanlı kontrolünde açıldı. Patrikhane ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Patrikhane güçlü. Fakat bu da 16. yüzyılın sonlarına kadar devam ediyor. 16. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti ile Patrikhane arasındaki ilişkilerin bozulmaya başladığını görüyoruz. Ekonomik sebepler olduğu söylenebilir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ağır savaşlar sonucunda ekonomik olarak kaybı bulunuyor ve bu ekonomik kaybını da gayrimüslim tebaaya yüklediği, yükselttiği bazı vergileri yükseltiyor, bazı vergileri yeni koyuyor. Vergiler olduğunu düşünüyoruz. Mesela Patrikliğin Pişkeş Akçesi adı altında Osmanlı Devleti'ne ödediği vergi 100 bin akçeye çıkarılıyor ve artık patrikhane liderleri, üst düzey yöneticileri, patrikler Osmanlı Devleti karşısında kendisine bir güç arıyor bölgede. Avusturya ile görüşmelerle başlanıyor, İtalya ile görüşmeler başlıyor, Kutsal Roma İmparatorluğu ile görüşmeler yapıyor. Hatta bu hareketi, yani Osmanlı'ya karşı bir güç bulma hareketini başlatan ilk patrik de Patrik Yovan'dır. Nihayetinde Avusturya ile bölgede Osmanlı Devleti'ne karşı bir mücadele içerisine giriyor patrikhane. Bu süreçten sonra da ilişkiler oldukça zayıflıyor ve gerginleşiyor. Artık patrikhanenin Osmanlı karşısında açıkça olduğunu ilan eden durumlar mevcut. Silahlanarak Osmanlı aleyhinde faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti işleri bir süre daha devam ettirmek durumunda kalıyorsa da hatta çözmek için, ilişkileri yumuşatmak için, kontrol altına almak için patrikhaneyi Yunan patriklerine atıyor. Fakat başarılı olamadığı için de 1766 yılında patrikhane tamamen kapatılıyor ve İstanbul Patrikhanesi'ne bağlanıyor. Bu anlattığım süreç tabii ki patrikhanenin belirli başlı dönemleriyle alakalı. Bu sürece kadar olan önemli bir olay var. Ondan da hemen bahsetmek istiyorum. Yine dediğim gibi Osmanlı ile patrikhanenin arasındaki gerginleşen dönem olan 17. yüzyılın 17. yüzyılda Osmanlı Habsburg İmparatorluğu ile savaşlar yaşanıyor. Bu savaşta tabii Sırplar da oldukça zor bir durumda kalıyorlar. İşte bölgeleri Osmanlı güçleri tarafından ele geçiriliyor. Patrik Macaristan'ın iç kısımlarında mahrum kalıyor. Ve Leopold, Macaristan Kralı Leopold ona Macaristan'daki Sırplar üzerinde bir hakimiyet kurma hakkı veriyor. Bu sebepten dolayı da Patrik kendi mahiyetindeki Sırplarla beraber Kosova'dan Macaristan'ın iç kısımlarına doğru göç ediyor. Burada önemli olan husus patriğin mahiyetindeki kişilerin sayısı.
Burada tabii Arnavut tarihçiler ve Sırp tarihçiler birbirlerine ters düşen sayılar kullanıyorlar. 37 bin aile olduğu söyleniyor Sırp patriğinin mahiyetindeki kişilerin. Yani bu da çok fazla bir sayı yapıyor. Bazıları da 60 bin olduğunu söylüyor. Fakat Arnavut tarihçiler bu sayının bu kadar çok olmasının mümkün olmadığını, toplamda ancak bu göçe katılanların 20-30 bin kişi olabileceğini ileri sürüyorlar. Yine göç hareketinde bulunan kişilerin sadece Sırp olamayacağını, işte Ortodoks Arnavutlar da olabilir, işte diğer bölgelerdeki Arnavutlar, Sırplar da gelebilir diye rakamın fazlalığından, yani abartılı olduğunu ve yanlış olduğunu dile getirmeye çalışıyorlar. Süreç bu şekilde ilerledi. Şimdi biraz da ben Patrikhane'ni oluşturan kiliselerin fiziki özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Hocam son Bana 5 dakikamız, ona göre ayarlayalım, oldu mu? tamam hocam, hemen toparlıyorum. Zaten inşallah tam metinde de detaylı bir şekilde vereceğiz. 5 Kısaca dakikamız var mı? bahsedeyim. Fiziki özelliklerinden bahsettiğimde Patrikhane'yi oluşturan kiliseler üç büyük ve bir küçük kiliseden oluşuyordu. Bir de Narteks adı verilen yapıdan oluşuyordu. Bu kiliselerin İçindeki Apostolos Kilisesi, kilisenin ana kilisesi durumundaydı. Diğer binalar da bunlara ek olarak yapılmıştı. Fiziksel özellikleri genellikle basit yapılı olan, basit yapılıydı. Taş ve tuğla kullanılmıştı. Birçoğu da 2. Danilo tarafından yaptırılmıştı. Restorasyon faaliyetlerine baktığımızda ise biraz önce bahsettiğim gibi 1557 yılından sonra artık Patrikhane çok güçlü bir konuma yükseliyor. Ve artık hani restorasyon işlemleri hız kazanıyor. Sırp sanat tarihçisi Sreten Petković'in ileri sürdüğüne göre sadece Kosova bölgesinde 20 olmak üzere toplamda 100 tane Sırp kilise ve manastırlarının tamir edildiğini görüyoruz. Bu dönemde kültürel faaliyetleri de oldukça artmıştır Sırpların. Çeşitli manastırlarda basım evleri, matbaalar kurulmuştur ve eski kitaplar kopyalanmıştır. Yeni kitapların da yazımına ağırlık verilmiştir. Dini resim sanatı da yine bu dönemde gelişmiştir. Aslında biz burada şeyi görüyoruz. Yani bu kültürel faaliyetlerin olması kilisenin sadece dini bir yapı olmadığını, aynı zamanda Sırp kültürünün, Sırp milletinin yapısını günümüze kadar aktarabilmesini sağlıyoruz. Çünkü dediğim gibi tamamen zaten Patrikhane Sırp kültürünün bir mirasçısı olarak da görülüyor. Yani hem dini, hem sosyal, hem millet bakımından önemli bir kurum. Yine biraz önce de dedim, Patrikhane Osmanlı Devleti içerisinde sadece dini bir kurum değildi. Aynı zamanda Orta Çağ Sırp Devleti'nin devamı niteliğindeki bir devlet hüviyetinde idi diye söyleyebiliriz. Şimdi bu Patrikhane kuruluyor. Öneminden bahsettik, süreçlerinden bahsettik, yapısından bahsettik. Peki bu Patrikhane'nin varlığı bölgeye nasıl etki ediyor diye soracak olursak şöyle bir Hocam durum özetleyelim, çıkıyor. olur mu? Toparlayalım. Tamam hocam, hemen Vaktimiz toparlıyorum. olduğunda. Her şeyden önce Patrikhane Sırp milliyetinin, Sırp kimliğinin oluşmasına, gelişmesine ve günümüze kadar gelmesine katkı sağlamıştır. Yani günümüzde Balkanlardaki Sırp ulusunun kimliğinin, bilincinin oluşması Patrikhane'ye, ama Patrikhane de bu yetkileri ve imkanları Osmanlı Devleti'nden aldığı için Osmanlı Devleti'ne borçludur diyebiliriz diyerek sözümü tamamlamak istiyorum. Detayları dediğimiz gibi tam metinde inşallah hepimiz bulabileceğiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu Hocam biz şekilde hocam. teşekkür Ben ediyoruz. kapatıyorum, çok aşmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam.